Merhaba, Evimizde Tarih 128. bölümle yine karşınızdayız. Mustafa Kemal Paşa'nın 1. Dünya Savaşı sürecinde Filistin ve Suriye cephelerinde hangi tarihlerde, hangi görevlerde bulunduğunu bugün sizlere anlatacağız. Mustafa Kemal Paşa Filistin cephesine geldiğinde neler yaptı, ülkenin genel görünümü nasıldı, bunlardan bahsedelim. Şimdi tabii bu uzun bir tarihi süreç aslında. Mustafa Kemal Paşa'nın da özellikle aslında Filistin cephesinde mesela Kudüs'ün elden çıkması aşamasındaki o dönemde orada olmadım bir kere öncelikle bilmek gerekiyor. Hı hı. Dediğim gibi bir tarih süreç olduğu için işte böyle biraz da adım adım giderek hangi dönemde Mustafa Kemal Paşa bölgedeydi, işte hangi savaşlarda bulundu ama hangi ortamda da olmadığını ortaya koyma açısından bu gelişmeleri biraz takip etmek gerekiyor. Yani kronolojik olarak şu tarihte, şu görevdeydi, şu kadar bulundu, şunları yaptı gibi açıklarsak bu konuda daha açıklayıcı bilgiler vermiş oluruz. Evet ve tabii ki diğer taraftan da bu Filistin-Suriye cephesi İngilizler buraya niye önem verdiler? Önce belki oradan başlayabiliriz. Evet. Çünkü işte kanal seferleri vardı hemen savaşın başlarında. Sonrasında bir süre orada duraklama var. Ama İngiltere'de bir kere bir şey oluyor. Hükümet değişikliği oluyor. Hı hı. Ve 1916 yılının sonunda Aralık ayında Lord George hükümeti iktidara geliyor. Evet. Lord George Siyonizme, Yahudilere daha eğilimli bir başbakan. Dolayısıyla politikasını da ona doğru oluşturacak. Hı. Onun için o Filistin bölgesi onun için çok daha önemli. Evet. Zaten işte biraz sonra değineceğiz. Kudüs'ün 1917 yılında Noel'den önce ele geçirilmesi Hristiyanlık dünyası için büyük bir ödül olarak kabul edilecek yani. Evet. Dolayısıyla şimdi bütün bunlar ve diğer taraftan da mesela Avrupa'da işte Batı cephesi olarak değerlendiriyoruz 1. Dünya Savaşı'nın. Orada bir tıkanıklık var. Yani işte İtilaf Devletleri'yle Almanya, ittifak ülkeleri ve daha çok da Alman cephesinde bir tıkanıklık var. Ve taraflar çok fazla ilerleyemiyorlar ama ciddi bir zayiat da veriyorlar. Şimdi henüz de tabii Amerika savaşa girmemiş. Amerika ne zaman girecek? 1917 Nisan'ında savaşa girecek. Ve dolayısıyla İtilaf Devletleri lehine bir durum hasıl olacak bundan sonra. Şimdi İngiltere bir başarı hikayesine ihtiyaç duyuyor. Diğer taraftan da gene Osmanlı Devleti'ni savaş dışında bırakacak bir çaba içinde aynı zamanda. Nasıl Çanakkale cephesini bu amaçla açmışlardı. Almanya'yla da şey tıkanınca en azından Osmanlıları savaş dışı bırakırsak gene şeyimiz en azından buradaki mevcut askerleri diğer cephelere kaydırabiliriz düşüncesi. Ve dolayısıyla bu bölgeye ağırlık vermesi işte ne zaman başladı? 1917'nin ilk aylarından itibaren bu gelişmeleri görüyoruz. Evet. İşte bu aşamada 1917 Mart'ta 1. Gazze Savaşı var. Nisan'da 2. Gazze Savaşı var. Buralarda İngilizler geri püskürtüldü. Ve sonrasında 1917 Haziran'dan itibaren bölgede bir komutan değişikliğine gidildi. Ve General Allenby buraya komutan olarak atandı İngilizler tarafından. Ve sonrasında da müthiş bir askeri yığınak yapılmaya başlandı. Ve o askeri yığınaktan sonra zaten şey başlayacaktır. Yani kuzeye doğru harekat başlayacak. Ve adım adım tabii ki başarılı bir şekilde şey olacak, başarı da kazanacaklar. Çünkü bu karşısında direnme durumunda olan Osmanlı orduları gerçekten de hem şey olarak, sayı olarak çok zayıftır. Hem de yılların getirdiği bir yıpranmışlık vardır. Bir de savaşın yani. 3. yılındayız artık. Tabii. Yani Kasım 1914'te başladı savaş, 1. Dünya Savaşı. Ve Haziran 1917'ye gelindiğinde oldukça uzun bir süreç bu. Tabii. Ve şunu da hatırlayalım, o meşhur işte 15'li şeyi var ya, ağıtı var ya. Evet. İşte tam da bu sıralarda, yani 1917'nin sonuna doğru artık, hatta Ağustos ayında. 15'li. Evet, 1315 Rumi doğumluların askere alınması da söz konusu oldu ki. Şunu da tekrar söyleyelim istersen, 1315 doğumlu demek 15 yaşında kişiler demek değil. Değil, evet. Yani 1315'li doğumlu demek,
şey itibariyle, o dönem itibariyle 17 yaşındakilerin askere gitmesi söz konusu. Bu da aslında neyi gösteriyor? Giderek işte insan unsuru da tükeniyor Osmanlı. Evet. Ve artık Anadolu şeyin merkezi, yani Anadolu insanı giderek işte birçok cephede, Yemen'den, eli silah tutan herkesin katılımı evet, söz konusu oldu. Daha Galicia'ya, Makedonya'ya, hep buralarda savaştı bu insanlar yani. Hı hı. Dolayısıyla şey zayıf artık, yani direnecek Osmanlı güçleri zayıf. Şöyle bir şey düşündü. Bu arada tabii 1917 yılı Mart ayında da Bağdat İngilizlerin eline geçti. Ve dolayısıyla Enver Paşa işte Harbiye Nazırı olarak bir şey düşündü. Yani bölgede görev yapılan komutanları Halep'te bir toplantı yaptılar. Bu da aşağı yukarı 27 Haziran 1917. Burada şimdi Halep toplantısında işte Enver Paşa İstanbul'dan geliyor. Alman subaylar var, işte Cemal Paşa var, 4. Ordu Komutanı ki o döneme kadar bölge onun tarafından yürütülüyordu. Ve Diyarbakır'daki 2. Ordu Komutanı da Mustafa Kemal Paşa. O da bu toplantıya davet ediliyor. Ve burada Halep toplantısında Enver Paşa şöyle bir şey yapmak istiyor. Yani bölgedeki orduları bir araya toplayıp işte adına Yıldırım Orduları Komutanlığı adı verilip ondan sonra aslında ilk aşamada düşünce Bağdat'ı tekrar ele geçirmek üzere. Bu Yıldırım Orduları Komutanlığı Bağdat üzerine hareket etmek üzere tertipleniyor. Ve sonrasında aslında o işte Filistin'den gelecek tehlikenin daha ciddi olduğunu düşünerek şey kaydırıldı. Yani Filistin bölgesine kaydırıldı. Tabii burada Mustafa Kemal Paşa'ya da 7. Ordu Komutanlığı görevi veriliyor. Yıldırım ordularına bağlı. Bağlı olarak 7. Ordu Komutanlığı. Şimdi Mustafa Kemal Paşa başlangıçta aslında bu işin bir Alman komutana verilmesine itiraz etmiştir. General Falkenhayn. Yani Yıldırım Orduları Komutanlığı'na General evet. Falkenhayn getiriliyor. Mustafa Kemal Paşa da 7. Ordu'ya başına getiriliyor ama 7. Ordu da Yıldırım Orduları Grup Komutanlığı'na bağlı. Evet, aynen bu şekilde. Ve dolayısıyla şimdi işte İstanbul'a geldi bu şeyden sonra Mustafa Kemal Paşa. 5 Temmuz'da İstanbul'a geldi. 5 Temmuz 1917'de İstanbul'a geliyor. Ordusunun karargahını oluşturmak üzere. Hı hı. Ve burada bir süre kaldıktan sonra Eylül'de tekrar cepheye gidiyor. Yani Halep'e geliyor. Ve diğer taraftan da tabii Yıldırım Orduları Komutanlığı kurulmuş ve karargah heyetine baktığımızda aslında işte 65 civarında Alman subay var. 9 tane Türk subay var. Yani Almanlar müthiş bir Alman ağırlığı hissediliyor bu şeyde. Hı hı. Yıldırım Orduları. Tabii özellikle de Mustafa Kemal Paşa buna şiddetle itiraz ediyor. Ve General Falkenhayn'ın bir takım icraatlarından da rahatsız. Hı hı. İşte o bölgedeki Arap aşiretleriyle olan ilişkileri, bu ilişkileri sadece Alman subaylar üzerinden yürütme çalışması, Türk subayları devre dışı bırakma çalışması, ve onun başka bir takım hesaplar içinde olduğunu da gösteriyor. Ve aynı zamanda da şöyle düşünüyor. Yani bu bir vatan savunması artık. Burada Almanlar bir Türk subayı kadar gereken savunmayı gösteremezler. Gereken hassasiyeti gösteremezler. Nitekim bunun böyle olduğunu görülecek. Çok öngörülü bir insan yani. Mustafa Kemal Paşa. Evet. Şimdi orada bizim askerimizi sadece bir asker olarak, piyon olarak görüyor Alman komutan Falkenhayn. Şimdi Mustafa Kemal Paşa tabii bu gerçekleri gördüğü için 7. Ordu komutanı olarak Enver Paşa'ya ve Talat Paşa'ya birer mektup yazıyor. Ve orada bir takım hususları anlatıyor. Yani ve diyor ki bizim asker sayımız zaten son derece az. Biz tek bir neferimizi bile en iyi şekilde değerlendirmemiz gerekir. Evet. Ve dolayısıyla buranın komutanlığı da bana ait olmalıdır şeklinde bir öneride bulunuyor. Tabi bu dikkate alınmadı. Ve onun üzerine işte Falkenhayn grup komutanı olarak devam etti. Ama bundan sonra Mustafa Kemal Paşa ki o mektubunda aslında bundan olmaması halinde istifa edeceğini de yazmıştı. Dolayısıyla bunun yerine gelmediğini görünce
istifa ediyor. Evet. Ve 7. Ordu komutanından ayrılarak İstanbul'a geliyor. Şimdi bu tabii ki Ekim ayının başı, 1917 Ekim ayının başı. Aslında biraz da kurallara aykırı bir hareket. Yani ediyor. İstifa ediyor, dönüyor. Ve normal olarak sonrasında belki işte ordunun ayrılması söz konusu olabilir. Fakat herhangi bir şekilde kendisine bu anlamda bir şey gelmemiştir. Yani Enver Paşa bunun karşılığında işte ordudaki görevinden alınması gibi bir uygulamaya girmiyor. Çünkü herkes biliyor ki çok değerli bir komutan. Evet. Yani Mustafa Kemal Paşa. Ve bu arada Mustafa Kemal Paşa ne yapacak? İşte İstanbul'da bulunduğu sürede önce mesela bir Almanya seyahati söz konusu oluyor. Bizzat Enver Paşa ona şey yaptı, önerdi. II. Wilhelm'in ziyaretinin iadesi için Türkiye'ye gelmişti. O ziyaretin iadesi için Almanya'ya bir seyahat gerekecek. İşte bunun için aslında Sultan Reşat'ın gitmesi lazım. Fakat Sultan Reşat hasta olduğu için Veliaht Vahdettin gidecek. Dolayısıyla onun refakatinde işte Mustafa Kemal Paşa da Almanya'ya gitti. 1917-15 Aralık gibi. Sonra ocağın başında geri döndü. Ve geri döndükten sonra da gene kendi ifadesiyle şiddetli ağrılar, böbrek ağrıları çekmeye başlıyor. Evet. Bir süre, bir ay kadar falan İstanbul'da işte bunun tedavi yöntemlerini arıyor. Ve şey olmayınca da artık ağrıları devam edince bu defa Viyana'ya gitti. Evet. Viyana'ya gitti. Bir ay orada kaldı. Sonra oradan Kazbahar'da Kaplıcalar'a gitti. İşte bir ay kadar da orada şey oldu. Tedavi kaldı. Ve bu arada da işte Sultan Reşat ölüp 4 Temmuz 1918'de şey Vahdettin padişah olunca Mustafa Kemal Paşa İstanbul'a çağrıldı. Halbuki orada tam da iyileşmemişti. Evet. İstanbul'a çağrıldı. Ama bu arada da kendisi istifa edip, 7. Ordu Komutanlığı'ndan istifa edip İstanbul'a döndüğünde bölgede neler yaşandı? Tabii ona da değinmek lazım. Evet, şimdi ona dönelim aslında. Evet, orada. Şimdi burada Mustafa Kemal Paşa Falkenhayn'ın genel anlamda yönetiminden çok da memnun değil. Askerleri bir piyon gibi görüyor çünkü Türk askerini ve kendi ağırlıklı Alman subayların yönetmesini de istiyor. Mustafa Kemal Paşa'nın oradan istifa edip gitmesi tabii ki oradaki memnuniyetsizlikten kaynaklandığı için tabii. Kendisi 7. Ordu'da ve emir altında aslında. Ve o kadar geniş bir bölge ki asker sayısı da az olduğu için buradaki korumak zor tabii evet, ki. Yani çok daha fazla zarar göreceğini, kolay değil. Hem bölgenin kaybı hem de askerlerin kaybı da söz konusu. Mustafa Kemal Paşa bunları görüyor. Evet, ne oldu Mustafa Kemal Paşa'dan sonra? Şimdi işte Mustafa Kemal Paşa İstanbul'a döndükten sonra tabii o cephedeki İngilizlerin faaliyetleri devam ediyor. Dolayısıyla Allenby de değerli bir komutan. Ve işte giderek öncelikle Kudüs hedefleniyor. Ve Türk ordu hatlarını yarılarak bir darbe vurulması ve Kudüs hedefinin ele geçirilmesi. Sonrasında da zaten daha Suriye vesaire oralarda tabii ki ele geçirilmesi gereken bölgeler olarak devam edecek. Evet. Ve biraz önce dediğim gibi Osmanlı Devleti'nde savaş dışı bırakmak. Ve işte bu hazırlıklar neticesinde aslında şeye doğru, Ekim ayının sonlarına doğru İngilizler saldırıya geçtiler. Gazze cephesinde. Ekim 1917. 1917 evet. Birsube diye bir yer var. Orada stratejik bir bölge. Aslında General Allenby biraz da şey yapıyor. Yani Falkenhayn tabii karşısındaki Yıldırım Ordu'nun komutanı da Falkenhayn. Biraz yanıltma hareketleriyle yani saldırıyı başka taraftan yapacakmış gibi gösterip Birsube'ye saldırıyor. Ve orada tabii ki yaklaşık 10 kat daha fazla İngilizlerin sayısı. Bir direnme var, direnme çabası var. Ama netice itibariyle bu orayı ele geçirdiler. Orayı ele geçirdikten sonra da kuzeye doğru devam ettiler. İşte 3. Gazze Savaşı bu defa İngilizlerin galibiyetiyle sonuçlanmış oluyor. Burada tabii ki mümkün olduğu kadar Türk askeri direnmeye çalışıyor ama gerçekten sayı olarak çok güçlü bir İngiliz ordusu var. Aynı zamanda teçhizat olarak son derece güçlü bir şey var.
denizden de ayrıca işte şeylerle, gemilerle, savaş gemileri, hatta uçak gemileriyle bu saldırılar. Yani donanım açısından İngilizler çok daha üstün. Son derece donanımlı. Yani zaten karşı koyma ihtimali zayıf. O yüzden de işte zaten o kadar güveniyorlar ki Noel'den önce Kudüs Hristiyanlar için bir hediye olacaktır. Düşüncesinin ortaya konması buradan kaynaklanıyor. Ve dolayısıyla giderek işte kuzeye doğru ilerleme, ondan sonra önce Gazze tabii ki düştü, sonra Yafa düştü ve bilahare de işte Kudüs İngilizlerin eline geçmiş oldu. Hatta Kudüs'ü Türk ordusu savaşmadan bıraktı. Kutsal bir şehir olduğu için zarar görmesin diye. Evet. 9 Aralık 1917'de Kudüs'ten ayrıldı Türk ordusu. Ve 11 Aralık'ta da böyle muzaffer bir komutan edasıyla General Allenby Kudüs'e girdi. Ve böylece birinci safhası, yani bu Filistin cephesinin birinci safhası bu şekilde neticelenmiş oldu. Sonrasında Kudüs ele geçirildikten sonra yine tabii ki bir takım çarpışmalar olacak. Ama İngilizler tekrardan burayı takviye ederek kuzeye doğru ilerlemeyi düşünecekler. Çünkü bir taraftan da Almanlar 1918'in Mart ayında o Batı cephesinde yeniden bir taarruza geçince yine oraya ağırlık vermek zorunda kalınıyor bir şekilde. Evet. Ve böylece 1918 yılı Eylül'üne kadar işte karşılıklı olarak savaşlar olmakla beraber İngilizlerin çok da fazla ilerleyemediği bir süreç de yaşanacak. Ve bu arada da işte Mustafa Kemal Paşa İstanbul'a döndü demiştik Vahdettin'in çağrısı üzerine. Mustafa Kemal Paşa tekrardan gene 7. Ordu Komutanı olarak cepheye görevlendirecek. Ve bu defa Suriye cephesi olarak bildiğimiz gelişmeler yaşanacak. Evet, yani. İstersen onları bir başka zamana bırakalım. Çünkü zamanımız doldu. 20 dakikaya sığdırmaya çalışıyoruz. Çünkü o süreçte anlatacağımız çok bilgiler var. Son olarak söylemek istediğim bir şey varsa onu ekleyelim. Sohbetimizi Evet, bu arada şunu da söyleyeyim. Tabii Falkenhayn başarısız oldu. Dolayısıyla 1918 Şubat ayında Yıldırım Ordu Komutanlığı'nı bu defa gene başka bir Alman general olan Liman von Sanders getirildi. Ki Mustafa Kemal Paşa daha sonra tekrar 7. Ordu Komutanı olarak bölgeye geldiğinde olacak. Liman von Sanders'in komutası altında olacak. Bundan sonraki gelişmeleri bir sonraki videomuzda anlatalım. Evet. Teşekkür ediyorum. Evet, bir başka sohbetimizde tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.